Evet değerli takipçilerim, herkese öncelikle merhabalar. Ekranda gördüğünüz parça talaşlı imalatta kullanılabilecek veya sizin daha önce yerlerde çalıştığınız yerlerde karşınıza çıkmış veya çıkabilecek bir parça. Gövde şeklinde nitelendirebileceğimiz bir parça. Şimdi nasıl çizildiğini, kolaylığını ya da zorluğunu tartışmayacağım arkadaşlar. Şöyle biraz daha iç aksamını göstermekte fayda var. Alt kısımları bu şekilde. Şimdi normal şartlarda verdiğim özel derslerde sadece çizim yapmıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bilgisayar başında sadece çizim hiçbir işe yaramaz. Bunun yanında teknik bilgiler vermekte de fayda var. Ne demek istiyoruz? Şimdi bu parça dökümden imal edilen bir parça. Daha doğrusu o şekilde düşünmenizi istiyorum. Ve dökümcülük de biliyorsunuz makine sektöründe ayrı bir sektör arkadaşlar. Yani ayrı bir iş alanı esasında. Evet birazcık pis bir iş. Mesela eliniz falan bulaştığında çok zor çıkar. Ama bizim mesleğimizin bir gereği arkadaşlar. Yani karşımıza çıkma ihtimali var. Dolayısıyla burada baktığımız zaman dökümle üretilen parçalar aslında neden döküm denilen bir yöntem seçilmiş? Parçanın makinelerde imalatı zor olduğu için. Yani şunu soracak olursanız hocam neden döküm denilen bir yöntem var? Demek ki o parça mevcut makinelerde imalatı zor olduğu için. Döküm yöntemini ne yapıyoruz? Tercih ediyoruz arkadaşlar. Aslında içinde boşlukları bulunan bir kaba çeşitli metalleri ergiterek dökme yöntemine biz döküm diyoruz arkadaşlar. Burada ergitmeden kastımız erimeden aklınızda kalabilir. Biliyorsunuz metallerin hepsinin ayrı ayrı ergitme sıcaklıkları vardır. Bunlar katı halden sıvı hale geçtiklerinde mevcut kalıplar içerisindeki boşluklara dökülerek bu işlem yapılır. Tabii bunun daha detaylarını ben verdiğim özel ders içinde, daha doğrusu derslerimde mümkün mertebe dile getirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Haliyle tabii döküm sektörü ayrı bir sektör olduğu için şimdi bununla alakalı bir eğitim seti de hazırlayabiliriz esasında. Yani dökümle üretilecek ya da üretilebilir olan parçaları ayrı ele alıp bunların kalıp tasarımlarını yapabiliriz. Harici mesela döküm yöntemiyle üretilebilen parçalar aslında bizim günlük hayatta da karşımıza çıkar arkadaşlar. Mesela motor blok tasarımları döküm yöntemiyle üretilmiş parçalardan birisidir. Veya günlük hayatta bizim çok sıklıkla gördüğümüz kanalizasyon kapakları yine döküm yöntemiyle üretilmiş parçalardır. Ya da ekranda gördüğünüz gibi talaşlı imalatta kullandığımız bu şekilde bazı gövde parçaları yine döküm yöntemiyle üretilebilir. Parçamıza şöyle kesit düzlemde bakalım. Biliyorsunuz kesit almak parçanın iç detaylarını bize göstermekte. Bu örnek aslında uygulama kitabından aldığım bir örnek arkadaşlar. Bazı ölçülerini ne bileyim tasarımlarını değiştirip sizlere sunmak istedim ve küçük çaplı da bir bilgilendirme videosu olmuş oldu. Daha fazla eğitim içeriği için, eğitim videosu için takipte kalın, sağlıcakla kalın.